Biliyorum. Yani... ikiniz de utanıyorsunuz benden. Haklısınız da. Çünkü ben... sizin... saf duygularınıza... temiz kalbinize yakışmayacak... çok kötü şeyler yaptım. Ben en yakın dostumu... yani bütün mahallenin baba dediği adama çok acılar yaşattım. Anne, ya bak biz bunları zaten biliyoruz ya. Lütfen Saadet'e gelir misin? İşte gördünüz mü? Sizin dinlemeye bile cesaret edemediğiniz bu gerçeklerle 36 yıl yaşadım ben. Yani aynaya her baktığımda utandım kendimden. Vallahi inanın, her gün size söylemek istedim. Bu yükü sırtımdan atmak istedim. Ben her kötü söze, her cezayı hak ediyorum da... siz benim gibi kötü bir anneyi hak etmiyorsunuz diye sustum. Benim gönlümdeki bu leke... sizin çocukluğunuzu, saflığınızı kirletmesin diye sustum. Ama bana bu dünyada verilecek en büyük ceza... çocuklarımdan ayrı bırakılmak. Ne olur, ne olur yapmayın bunu bana. Ne olur. Yani gidelim diyorsanız gidelim. Kalalım diyorsanız kalalım. Ama bana soracak olursanız, bırakın ben her gün aldattığım dostumu, bu sevdiğim adamı görüp yani yaptıklarımdan utanayım. Onlar mutlu olsunlar, ben kahrolayım. Ben cezamı böyle çekeyim. Ama ne olur, ne olur bu azabı yaşatmayın bana. Yokluğunuzla cezalandırmayın beni. Feridun. Ay, benim duygusal don tişim benim. Sen bakmayacak mısın annenin yüzüne bir daha? Ben sizin bir damla gözyaşınıza kurban olurum canıma. Ahmet. Ay, benim ilk göz ağrım benim. Benim diri peltek akıllı oğlum. Git dersen gideyim. Kal dersen kalayım. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Gitme. Sarılacağım ama cimcirmeyeceğim, tamam mı? Cimcirmeyeceğim. Canım çocuklarım benim.